Bu bölümde pivot hazırlama ekranının genel yapısını, bileşenlerinin kullanımını, pivot mantığını anlatacağız. Veri kaynağı olarak da fatura listesini kullanacağız. Fatura listesine geliyoruz. Hemen tablo menüsünden pivota aktar seçeneğini tıklıyoruz. Veri kaynağı liste geldi ve kaynak olarak da fatura listesi otomatik bir şekilde geldi. Kaydediyorum. Kaydettikten sonra kullanabileceğim alanlar buraya geliyor. Bu alanlar sayı, tarih, saat ve yazı tipine göre gruplu bir şekilde geliyor. Arama opsiyonunu kullanabiliriz. Örneğin tarih. Tarih alanını sürükleyip satıra bırakıyorum. Satırda pivotun satırında görmek istediğim verileri satır kısmına sürükle bırak yapıyorum. Ve cari bilgisini de görmek istiyorum. Burada cari firma bilgisini koyuyoruz. Hesaplama olarak da faturanın genel toplam TL cinsinden göstersin istiyorum. Bu şekilde raporu görüntüle dediğimizde şöyle bir çıktı verecektir. Tarihe göre ve cari bilgisine göre toplam fatura tutarlarını gösteren bir rapor elde ettik. Şimdi detay olarak bakmak istediğimizde satır alanı üzerinde örneğin cariyi biraz genişletelim. Çift tıklıyorum. İlgili alanla ilgili detay özelliklere erişiyorum. Burada biraz daha geniş olsun istiyorum cari kısmı. Genişliği ayarlıyorum piksel cinsinden. Görüntüle dediğimde şu şekilde cari bilgisi daha geniş bir şekilde karşıma geliyor. Örneğin tarih alanının özelliklerini inceleyelim. Burada bir başlık verebiliyorum. İstediğimiz şekilde isimlendirebiliriz. Gösterim kısmı evet hayır. İstersek göstermeyiz. Bakın hayır yapınca kolon olarak kalktı. Sadece cari ve firmaya göre gruplandırdı. Aynı şekilde şuradaki ikon kullanarak çift tıklanarak gösterimi açıp kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Format, tarihin formatları. Burada çok fazla format var. Bunları seçebilirsiniz. Gösterim formatı. Örneğin ben şu şekilde göstersin istiyorum. Gördüğünüz gibi tarihin formatı değişti. Aynı şekilde sıralama opsiyonu var. Artan, azalan. İstiyorsam tersten de sıralayabilirim tarihe göre. Hizalama sol sağ orta. Örneğin ortada gözüksün istiyorum. Şu şekilde yapınca gördüğünüz gibi ortaladı içindeki değerleri. Grup toplamını göster. Karakter aralığı hangi karakterden başlayıp gözükeceğini gösterir. Yani içindeki karakteri keser. Grup toplamını göster özelliği şu şekilde grupların hemen sonunda toplamını gösteriyor. Gördüğünüz gibi 1 Ocak'taki toplam fatura bedeli, 10 Ocak'taki toplam, 11 Ocak'taki toplam gibi burada toplamları gösteriyor. Satır etiketini tekrarla dediğimizde de şurada boşluklar görüyorsunuz. Tekrarla dediğimde bu boşlukları tamamen dolduruyor. Yani bütün hücreler dolu bir şekilde karşınıza geliyor. Gördüğünüz gibi tekrar boşalttı. Cari firma yani text bir alan üzerindeki değiştirebileceğimiz özellikler nelermiş? Bir de ona bakalım. Başlığı değiştirebilirim. Buraya cari ünvan diyeyim mesela. Artık bundan sonra başlığımız cari ünvan olarak gelecektir. Format hepsini küçük harf yapabilirim. Şu şekilde. Bütün veriyi küçülterek gösterdi bize. Ya da hepsini büyük harf yaparım. Sıralama opsiyonunu aynı şekilde kullanabilirim. Hizalamayı aynı şekilde kullanabiliriz. Mesela ortalı bir şekilde gösterdi. Karakter aralığı verebiliriz. Belli bir karakter göster. Yani örneğin 10 karakter göster dediğimizde 0 ile 10 karakter arasında gösterecek. Gerisini göstermeyecektir. Şu şekilde.
Grup toplam ve satır etiketi aynı diğer anlattığımız kısımdaki gibi ve sabit bir genişlik verebiliyoruz. Bu şekilde. Şimdi sütun bazında verilerimizi nasıl gruplandırabileceğimize bakalım. Burada satış elemanını sütuna sürüklüyorum. Sürüklediğimde verimi satır bazında zaten gruplandırmıştı gördüğünüz gibi. Aynı şekilde sütunlara böldü. Her sütuna da satış elemanı, işlem görmüş satış elemanlarının bilgilerini gösterdi gördüğünüz gibi. Burada da çift tıkladığımızda istersek büyük harf küçük harf yap diyebiliriz. Benzer mantıkta. Küçük harf yaptı. İşte karakter aralığı verebiliriz. Atıyorum sadece 3 karakter göster. Şu şekilde özellikleri kullanabiliriz. Gelelim hesaplamaya. Hesaplama satır ve sütunun gruplandırılacağı sayısal alanların olduğu daha çok kısımdır. Burada neler var bakalım. Burada yine aynı şekilde başlığı değiştirebiliriz. Örneğin genel toplam yerine ben buraya net toplamı yazabilirim. Görüntüle deyince yukarıdaki yazı net toplam olarak değişti. Formatı değiştirebiliriz. İlk 4 format sistem parametrelerinde ne tanımlandıysa odur. Liste para, miktar, döviz kuru gibi. Örneğin döviz kuru 4 haneli tanımlıydı bende. Gördüğünüz gibi 4 haneli geldi. İstersek sabit bir formatta verebiliriz. Sadece tek hane kusurat göstersin istiyorum. Şu şekilde tek haneli bir şekilde karşıma getiriyor. Hesaplama türleri sum dediğimiz toplam fonksiyonu yani toplamını göstererek gruplandırır. Aynı şekilde ortalamayı göstererek gruplandırır. En yüksek faturanın tutarını gösterir. En yüksek fatura bedeli neyse onu gösterecektir. Aynı şekilde en düşük fatura bedeli neyse onu gösterecek şekilde. Count dediğimizde bize faturaların toplam sayısını verecektir. Kayıt sayısı gördüğünüz gibi fatura toplam sayıları. Bir de genel toplam yüzde. Genel toplam yüzde dediğimiz şey de şu şekilde çalışıyor. Toplam sütunun toplamını alıyor ve toplamın yüzde kaç olduğunu size söylüyor. Bunu belki şu şekilde göstermek daha mantıklı olabilir. Örneğin küsurat da ekleyelim. Tek küsuratlı olsun. Kesilen faturaların tutar cinsinden, toplam tutar cinsinden %39'unu ifade ediyor. %43'ünü ifade ediyor gibi genel toplam cinsinden toplamını veriyor bize. Hizalama yapabiliriz sağ sol. Sabit genişlik verebiliriz istiyorsak. Başına sonuna herhangi bir ön yazı ekleyebiliriz. Örneğin sonuna TL diyelim. Ve burayı da toplam fonksiyonuna çevirelim. Açıklamayı da net toplam olarak geri değiştireyim. Bu şekilde görüntüle deyince gördüğünüz gibi sonuna TL ibaresini ekledi. Bir de filtre kısmımız var. Filtre kısmı da örneğin işlem türüne göre filtre yaptığımızı düşünelim. Türü sürükleyip bırakıyoruz. Burada bana fatura türlerini gösteriyor. Sadece mal alımları göster bana diyorum. Mal alım toplam tutarlarını gösterdi carilere göre. Ya da istersem sadece satış faturalarının toplamını göster diyorum. Şu şekilde satış faturalarının toplamını gösterdi. Burada tabii farklı filtre seçeneklerimiz mevcut. İşte eşit, eşit değil, içinde geçen, boş, boş olmayan gibi çeşitli filtre seçeneklerimiz mevcut burada. Uygun filtreyi buradan seçebiliyorsunuz. Aynı şekilde yukarıda dönem bilgimiz var.
Dönem bilgisi de verileri hazırlanacağı kaynağın dönemidir aslında. Şu an bana 2022 dönemindeki verileri getirdi. 2020 denince gördüğünüz gibi veriler değişti. Tamamen 2020 yılında kesilen faturaların toplam bedellerini gösterdi bana.